Allah sabır versin ailesini, yakınlarını kaybedenlere. Şimdi bakın, tekrar Malatya'ya gideceğiz. Malatya'daki depremin ilk anları polis telsisine yansıdı. Sesi titreyen polisin ilk anonsuyla aslında asrın felaketinin nasıl bir yıkım olduğu da az çok ortaya çıktı. Sonrasında ise tabii depremin bilançosu giderek ağırlaştı. Malatya Emniyet İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in telsiz anonsuyla tüm polis ekipleri acil duruma geçti. 64-85. Son durum hakkında bir kez daha bilgi verelim. Tamam, 72-42-64-85'e inedi bir ekibimiz geçti. Başladı efendim. Bu pırlanta otel yanındaki bir adam. Bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardı. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar. Malatya'da asrın felaketinin ilk anları polis telsizine böyle yansıdı. Başladı efendim. Bu pırlanta otel yanındaki bir adam. Bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardı. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar. Anlaşıldı, anlaşıldı, tamam. Telsizden deprem anonsu geçen polis memuru felaketin boyutunu aktarırken sesi titriyordu. Üstelik oldukça tedirgindi. Gözlerinin önünde yerle bir olan binadan birkaç kişiyi kurtarmayı başarmışlardı. Fakat diğerleri için ekiplerin yardımına ihtiyaçları vardı. 64-85. Son durum hakkında bir kez daha bilgi verelim. Tamam, 72-42-64-85'e inedi bir ekibimiz geçti. Saniyeler geçtikçe depremin ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Deprem sonrası binalarda yangın çıktı. Gezemeksiz kavşakta da bir binada çöküntü mevcut, merkez bilginiz olsun. Anlaşıldı, tamam. Bölgeleri kontrol etsin ekiplerimiz. Nöbetçi polis memurları çöken binaları polis haber merkezine duyurmaya devam etti. Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in telsiz anonsuyla tüm polis ekipleri acil duruma geçti. 33-10 merkez. Tüm trafik personeli, görev yerlerine alsın, birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve herkes tüm personeli de uyandırın. Uyan varsa acil durum konumuna geçsin. Ayrıca binalarımızda bildirilen herhangi bir şey var mı ilçe ve merkezde? Anlaşıldı Sayın Müdürüm, şu an için merkez binalarda herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi, bilginiz olsun. Ayrıca trafik ekiplerine de emrinizi iletiyorum. Birim amirlerimiz, tüm personelimiz görev başına intikal için sayın 33'ün emirlerdir. Telsizden geçen her anons yeni bir yıkım haberiydi. Gittikçe çöken bina sayısı artıyordu. Üstelik ulaşamadıkları polis memurlarının evlerine gittiklerinde koca enkaz yığınları karşıladı onları. Mustafa Caddesi'ndeki bir binada yıkılmış efendim. Anlaşıldı. 75-156 merkez efendim. Çarşı market karşısı bina yıkılmış efendim. Bilginiz olsun. Anlaşıldı, tamam. O zaman Mehmet Buyruk Caddesi kışlası karşısı bir bina yıkılmış efendim. Anlaşıldı, tamam. Asrın felaketinin üzerinden tam 18 gün geçti. Ama bu acı haberleri duyuran telsiz anonslarıyla binlerce canın yitip gittiği yıkıntıların görüntüleri daha yıllarca hafızalardan silinmeyecek gibi. Bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardı. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar.